Peki, bugün Nur'un bir itirafı oldu. Ha pardon, Erdem bir şey söylemek Evet. istiyordun. Sana bir döneyim. Az önceki VT'nin devamında Tankut'ta biz konuyu çok güzel yerle, aslında konuştuğumuz konu çok güzel yerlere geldi. Ve Tankut orada bizim ilişkimizi Bıçak. desteklediğini ve büyük engeller aşarak biz Melis'le bu noktaya geldiğimizi kendisi de biliyor ve kabul etti ve bunu zaten sürekli zaten. dile getirdi. Hani aranızda bir kırgınlık olmaması adına söylüyorum Melis'ciğim. Çok güzel. Gayet bizim hani Tankut'la normal bir konuşmaydı. Kırgınlık olmaz zaten aşkım. Biliyorum hayatım, sadece hani açıklık getirmek zaten adına hani söyledim. Orada seni fişekliyor gibi hani gözüküyor. Evet evet. Yani olup yanlış da Melis'in kızması söz Tankut konusuydu. Sen tam tersine çok iyi bir noktaya geldiğini söylüyorsan bunu tatlılıkla evet bağlamış olduk. Şimdi Nur'un bir itirafı oldu bugün. Erken bir itiraftı, belki de değildi. Belki de geç bir itiraftı, bilmiyorum. Ama bir izleyelim. Erkekler evi bilmiyor olabilir. Bunu konuşacağım. Ben daha önce evlendim. Ne dedi? Ne? Ha? Tamam sakin yani öyle şey bir şey bir değil. Bir haftadır yanımızdasın, bunu yeni mi söylüyorsun? Bak, ama bazı şeylerin zamanı var Mehtap. Gerçekten. Ne ciddi misin? Oyun bunlar komedi. Hayır canım çocuğum. Ne oldu? Bir sene sürdü zaten. Bir sene oluyor zaten. Hatta şunu da şöyle bir sene evliliğim sürdü. 3 sene ilişkim sürdü diyeyim. Yani oldu yani. Oluyor, insanların hayatında böyle şeyler olabiliyor yani. Bunu başında ya, söylemedim. Çünkü bazı şeyleri gerçekten zamanı olduğunu düşünüyorum ben söylemenin. Oturabilirim değil mi? Memçit hazırlamışsın. Ama bakışım değişti. Niye? Kaldığım gideceğim onları da çünkü onlar... Niye, nasıl bir değişim oldu? Ben yavaş yavaş... Artık. Ya, ben yavaş yavaş hani kendimi tanıtmaya başlıyorum buraya zaten. Buraya geldiğinde niye söylemiyorsun ilk şu... Sus. Diğerlerinin duymasını istemediği için. Çünkü alay ediyorlar. Haklı. Ben ya hoşuma gitmeyecek bir tavır sergileyeceklerdi. Evet, anladın mı? Ben de ilk yerine 2 hafta kızımı sakladım. Bundan utanıyor muyum? Hayır tabii ki de utanılacak utanmak bir şey yapmadım. Evet değil, utanmak değil. Ama ben yalan söylemek, yani şu anda bilmiyorum zaten bunu söylemem gerekiyor. Yalan benim hiç sevmediğim şeydir. Hani Cansel sordu, ben hayır bunda falan dedim şey, ama. Resmi olarak evlenip ayrıldın değil mi? Tabii ki. Yani bunda kötü bir şey yok. İnsanlar resmi olmadan dışarıda birlikte yani yaşıyorlar başkalarıyla. Yani. Bu doğal bir şey. Ben Mehtap'ın yaptığı yorumu yapacaktım. Demek ki iki insan hayatlarını birleştirme noktasına gelmiş, bir karar vermişler. Ve bir şey dikkatimi çekti. Kaç yaşındasın? 23. 23. 3 sene flört dedin. 2 sene aslında flört dönemi, 1 sene evlilik dönemi. Yani toplamda 3 sene. Yani 20 yaşında tanıştın. Aynen. Hatta 19 yaşında tanıştın. 19 yaşında. 2 sene flört ettin. 1 sene evlilik sürdü. Evet. Ve ayrıldın. O genç yaşlarda kimse zaten ayrılacağım diye evlenmez. Hepimizin en saf, en temiz olduğu yıllar değil midir onlar? Hani böyle herkese hemen güvendiğimiz. Aynı yaşta evlenmişiz. Ben de öyle. Evet. Şunu soracağım. Benim için evlenmekte bir şey yok diyelim. Evet, evet, evet. Ve Emre'ye dönelim. Emre, daha önce tanıdığın gelin adayı da evlenip ayrılmıştı. Sen hiç evlenmedin. Şu anda Nur'dan da böyle bir şey duydun. Şaşırdın mı? Önce seninle paylaşmasını tercih eder miydin? Yani bana kaderimin bir oyunu mu bu diyorum ben. Duyamıyoruz Emre. Bana kaderimin bir oyunu mu bu diyorum ben. Yani Nur'un evlenip ayrılmış olması gerçekten problem değil. Yani o insanların geçmiş yaşantısında olan şeylerdir. Yaşamıştır, bitmiştir. Hayatına devam etmeye mecburdur, devam edecektir. Bu çok başka bir konu. Ama benim takıldığım konu sadece şu. Nur bir haftadır burada. Nur'la biz fazlasıyla görüşme şansı yakaladık. Hani 3-4 kere bir araya geldik. Keşke bu konuyu bana söyleseydi ilk başta. Hani çünkü tanıma yolunda biz onunla tanıyoruz birbirimizi. Ve tanırken aslında ben şuna takılıyorum. Hani direkt bana da değil. İlk geldiği anda şurada oturduğunda söyleseydi kimse onu yargılayacak ya da... O zor olurdu. Onu herkes yapmadı Emre. Çünkü Seda insanlar Hanım çocuğu olduğunu bile söylemediler biliyorsun ilk gelir gelmez ama... Haklısın. Mesela Mehtap çocuğu olduğunu ilk erkekler evinde açıklamıştı ve bir süre sonra ya da evli olduğunu sonradan açıklayanlar da vardı daha önce ama bilmiyorum. Haklısın. Siz özelinizi paylaştınız kırmızı odalarda. İşte bu şekilde duyulması için. Şöyle söyleyeyim, ben buna şöyle cevap vermek istiyorum. Bu olayı öncelikle ben Emre'yle zaten paylaşmayı düşünüyordum. Buradan görüntü verileceğini zaten hiç tahmin etmedim. Ben Kırmızı Oda'da kendisine zaten bu hafta söylemeyi planlıyordum bu durumu ama birazcık bazı şeylerin, ya şöyle diyeyim,
Emre ile tanışma yoluna gireceğimi bilmiyordum sonuçta. Oturur oturmaz merhaba ben evlendim daha önce. Ama birden fazla görüşme şansınız oldu Emre'nin dediği gibi. Evet evet. Ama bunun zamanı benim için bu haftaydı. Ben bunu söyleyecektim zaten. Bu şekilde duymasını hiç istemezdim. İşte keşke ondan önce başka birine söylemesi. Tabii ki de ama hani o an söylemek istedim kızlara da. Gerçekten görüntünün verileceğini düşünmedim. Dünden beridir de sıkıştırıyor bizi. Bak kızlar bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey var. Söylemem lazım. Biz bir türlü fırsat bulup oturamadık. İki gündür uğraşıyor. Ben sana galiba sormuştum evlendin mi, nişanlandın mı diye. Niye söylemedin? Çünkü o an söylemek istemedim. Benim için doğru zaman olduğunu düşünmedim işte. Ben aslında bir şey söyleyeceğim. Haklı da olabilir. Şey değil yani. Biz burada bazen kaç kamera olduğunu unutuyoruz etrafımızda. Hepinizin bahçede sanki baş başaymış gibi ne konuşmalarını yakaladık değil mi? Sanki kimse dinlemiyor. Etrafta kamera yok. Evet. Tanımak istediği erkeğe söyleyeceği zamanı kafasında planlamış ama... Evet, bazen yürektir, dildir, çat diye söyleyivermiş, çıkıvermiş. Bazen çıkar ya içinden, atmak istersin ya. O an o anmış. Yani bunu aslında bu kadar da büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Emre'cim sana söylemeyi bu hafta planlamış ama... Hani Seda Hanım benim için yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya bu burada gerçekten buradaki hiç kimse bunu yargılayacak kişiler değiller. Yani hani ilk geldiğinde burada söylese gayet... Gönlü rahat bir şekilde söylese. Yani ben zaten biliyorsunuz yani yaşadığım şeyler benim sıkıntılı şeylerdi. Ve güven problemi yaşayan bir adamım ben. Ve bunun üzerine şimdi bir hafta sonra böyle bir şeyle bir anda ortaya çıkması falan. Çok şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Yok hayır ben... Yani Nur bunu seni yargıladığım için asla algılamaz. Seni kesinlikle yargılamak bana düşmez. Evlenip de ayrılabilirsin. İsteyen insan 10 kere de evlenir ayrılır. Kimse onu yargılayamaz. Bu hiç kimseye düşmemiştir. O insanın hayatıdır. O insanı ilgilendirir. Ama ben sadece şaşırdım yani ne bileyim. Hani hiç ummadım yani. Hani hiç beklemedim öyle bir şey. Bir anda şu anda duyunca herkes gibi ben de şok oldum. Keşke ilk başta şuradayken söyleseydin. Çünkü benim fikirlerim ona göre şekillenecek insan değilim ben. Biliyorum. Yani daha öncesinde bunun örneğini gördük. Ben Ayça da evlenmiş ayrılmıştı. Hiçbir zaman bununla ben onu yargılamadım, yadırgamadım da. Yine neyse ona devam ettim. Hani o yüzden şu anda çok şaşkınım ve... Soru işaretleri. Ya soru işareti aslında olması gereken bir durum yok benim için. Senin için tabii ki olabilir, saygı duyarım. Ama ben yalan söylemeyi hiç seven bir insan değilim. Ben normalde anneme babama bile hayatım boyunca çok nadir yalan söylemişimdir. Bunu bu şekilde burada duymanı zaten istemezdim. Ben sana zaten bunu söyleyecektim. Sadece ki bu durumdan utanmıyorum yani açık ve net bir şekilde. Utanma zaten sana, utanıyorsun. Tabii ki de utandığım için söylememezlik yapmadım. Biraz daha geç söyleyecektim. Sen yeter ki sen kısmetse olur, düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur, kısmetse olur. Aşkı bulmak.